kanalından hepinize merhaba. Kız cimcim ne yapıyorsun? Biz şimdi Rıfat'la sahilde yürüyüş yapacağız. Bu size böyle bir akşam keyfisi. Rıfat işten yeni geldi. Havalarda kötü olmadan sahilde yürüyüş yapalım dedik. Hava biraz esiyor. Şimdi ben de o yüzden şey aldım. Montumu aldım. Timur'u da giydirdik. Timur'un da montunu falan çantama koydum. Maskem de yanımda. Şimdi gidelim biraz yürüyüş yapalım. Timur'u biraz yürütelim. Gerçekten çok bunaldık çünkü evde. De oğlum. De. Görüntülü konuşuyoruz. Şükrü babamlarla. Dede. Nini. Ben de sizi çekiyorum. Var. 5 tane. Evet. Yürüyüş yapıyoruz. Çok mutluyuz. Şimdi kimse yok. Maskemi indirebilirim. Size şöyle manzarayı göstereyim. Şöyle kenardan yürüyoruz. Çünkü burası görmüş olduğunuz gibi otoban. O yüzden aslında şu an evimizin tam altında iki yerdeyiz. Ama alttan geçit var. Oradan geçmemiz gerekiyor. Çünkü burası şehirler arası. Bir otoban aslında. Evet, Trabzon-Samsun otobanı. Aynen, Trabzon-Samsun otobanı. Tabii ki de şu an böyle gidebiliyoruz. Ve buraya da ilk defa yürüyoruz beraber. Yürüyoruz, konuşamadım da. Hava kararmak üzere. Ayrıca yağmur bulutları da buraya doğru geliyor. İnşallah yağmura yakalanmadan bu serüveni olaysızca bitireceğiz. Buranın da şöyle bir saçmalığı var. Eğer şuralardan bir yerden üst geçit yapsalar çok daha yakın diyeceğimize. Ama geçit yapmadıkları için çok uzun yürümemiz gerekiyor. O yüzden az kaldı ama. Bakın şimdi size tam karşı manzaramızı göstereyim. Biraz sizi gezdireyim. Bakalım beğenecek misiniz? Yürüyor. Babasıyla beraber şöyle şimdi sahil kıyısına geldik arkadaşlar, şurada şöyle deniz kenarında ufak kafelerin olduğu. Zaten daha önceki vloglarımdan da illaki biliyorsunuzdur. Gösterdim sizlere. Şöyle denizin dibinde bir yer. Timur'u şimdi burada yürütüyoruz. Biraz enerjisini atsın. Rıfat, tavşanları göstersene. Bakın tavşanlar var. Çok tatlılar. Bak bak nasıl kaçıyorlar. İlk defa tavşanların yanına bu kadar yaklaşıyor. Arkadaşlarımızla beraber buluştuk. Orada çay içtik dışarıda. Timur bayağı bir oynadı, eğlendi. Rıfat onu az önce duşa soktu. Şimdi ben de hemen geldim. Küçük bir alışveriş yaptım. Size onları göstereceğim.
Biliyorsunuz bu hafta A101'lerde şöyle altılı Serpak kağıt havlu indirimdeydi. 10 liraya düşüyordu. Bunlardan aldım. Ben bayağı bir stokluyorum biliyorsunuz. Böyle ucuz Serpak bulduğumu alıyorum. Çünkü Serpak diğer kağıt havlularına göre daha fazla emici buluyorum. Yani daha az yaprak koparttığınızı düşünüyorum. O yüzden de hep bildim bileli Serpak kullanıyorum. Yani başka markalarda alıyorum tabii ama hep bundan memnun kalıyorum. İndirimde olunca da alıp böyle kenara koyuyorum. Aslında bundan 2-3 tane daha alıp şöyle kenara koymak gerekirdi. Bunların çünkü kullanım gibi sıkıntısı yok. Daha sonra Ariel'in hem renkliler için hem de beyazlar için ona şöyle 7 kiloluk şey geldi. Renklilere özel. Bu renklilere özel diyor ve daha esintisi de diyor. Bence bu sadece renkliler için. Oradaki arkadaşım bana hem renkler hem beyazlar için dedi ama burada renklilere özel yazıyor. Ve daha esintisi yazıyor. Yani ikisi için de kullanılabilir diyor ama 7,5 kilo. Ben renkliler niyetine aldım. Renklileri çünkü kullandım şu an. Doldurduk beraber. O video var mı bilmiyorum da. Stok kenara koyduğumu da kullandım. O yüzden 50 liraydı. 7,5 kilosu. Bunu da görmüşken bir tane aldım. Daha sonrasında bir arkadaşımız var. Canı şey çekti. Sütlaç çekti. Gittiğimiz yerde sütlaç taze değilmiş. Yiyemedik. Ben dedim ki ben yaparım. Hani biz de yeriz. Çayla diye konuştuk. Şöyle Bref'in üçlüsü indirimdeydi. Bu da 10 küsür liraydı sanıyorum. Ya 9 küsür ya 10 küsürdü. Bundan aldım bir tane. Bende bitti çünkü. Şöyle iki tane süt. Bu alışverişi Rıfat yaptı. Ben mağazanın diğer tarafındayken. Bir de şöyle ekmek almış. Bu ekmeği son kullanma tarihi onu çekeyim. Tamam. Diğeri az kaldı çünkü. O sonra şurada da benim yaptığım alışveriş 172 lira tutmuş. Burada da ben bir tane hindi füme aldım. Çok seviyorum. Ayrıca çok vitaminli. Timur'a da bundan yediriyorum. Biliyorsunuz aç bitir. Bunu artık defalarca gösteriyorum. Şöyle 4 tane aldım. Timur da ben de çok seviyorum. Bir tane tartini aldım. Bunu geçen almıştım. Bunu dün akşam tek başına gömmüş. Bu da öyle bir şey ki bir tane azalttıkça peşi sıra geliyor. Hemen şöyle bir muz aldım. İki tane süt de ben aldım. Rıfat'tan iki süt almışken dedi koymayalım alalım. Süt tüketiliyor. Çünkü bunun iki tanesini kullanacağım zaten. Daha sonra fındık var bende 5 kilo. Rıfat fındık getirdi. Ama fındık kıramadım. Hatta az önce de çok sevdiğim komşuma fındık kıracı almışım. Söylemiştim size. Ona da lazımdı herhalde. Biraz geldi sordu ne yaptın kırdın mı yapabildin mi diye ama oturamadım ki daha bugün başına. İnşallah hani vakit bulursam peşlemeyi serip şöyle denemek istiyorum. O yüzden şöyle iki tane fındık aldım. Bunları birazdan örtücüyle geçireceğim. Bir şeylerin üstü süslemek için. Bir tane şöyle canım çekti. Kaju aldım. Daha sonra kahvenin yanını ikram edebilmek için Rafael'in çakması Romeo aldım şöyle. Ve sütüm de bittiği için bir tane bir şan şöyle yarım yağlı sütünü aldım arkadaşlar. Ve alışverişim burada bitti. Şimdi izninizle ben bunları bir temizleyeyim, yerleştireyim. Ondan sonra beraber sütlaç yapalım. Bakalım nasıl olacak sütlacım. Kızlar şöyle pirincimi koydum. 2 litre sütten yapacağım bir sütlacımı. Biraz fazla pirinç koydum. 1 su bardağı kadar. Biliyorsunuz benim su bardağı ölçüm küçük. Rıfatçım da sağ olsun çıkmadan makineyi çalıştırmıştım. Onu diziyor şimdi yerlerine. Atlet spor, tişört sporta terfi etti. Efendim bu konu hakkında bir böyle şeyleriz alabilir miyim? Yorum yapmak istemiyorum. Neden? Küstük mü? Küstük. Ne zaman barışacağız? Yarın bakarız. Bu şimdi böyle güzelce haşlanacak. Bayağı böyle bir suyu çekecek. Ben de bunu karıştırıyorum çelik tencere olduğu için. Sürekli dibi tutmasın diye. Ondan sonra nişastası, vanilyası, sütü girecek ve hazır olacak. Fırında mı istersin beyim? Ya öyle pratik bir şey yap geç ya. Niye fırında yapayım? Üstüne de bol fındık. Kızlar şöyle bir paket fındığı hemen geçirdim. Bu Vipahmet'in el rondosundan. Şurada 2-3 tane var. Onları ben diye ayırdım. Bunları böyle süsleyeceğim. Fırına atacağım yerken.
süsleyeceğim onları. Rıfat makineyi de boşalttı. Timur daha yatmadı. Şimdi şunları bir yıkayayım. Ondan sonra cama, sütlacım hala oluyor. Rinşer daha olmadı, şişmedi yeterince. Onlar bir şişsin. Size göstereceğim devamında neler yapacağımı. Şöyle pirinç unlarımı da çıkarttım. Şimdi vanilyalarımı da çıkartacağım. Kızlar görüyorsunuz, pirinçler bayağı bir pişti. Böyle lapa lapa oldular. İstediğimiz kıvamda tam olarak bu. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun içine hemen süt ekleyeceğim. Ve sütü döküyorum. Şimdi ikinci litreyi de döküyorum. Ben burada hazır süt kullandım ama siz tabii ki de günlük süt kullanırsanız ya da taze süt kullanırsanız çok 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 daha lezzetli olacaktır. Ben de şu an olmadığı için hazır sütten yapıyorum. İkinci litreyi de döktüm. Şimdi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bunu kaynamaya bırakıyorum. Arada bir karıştırıyorum. Kaynamasına yakın şekerini ilave ediyorum. Daha sonra da vanilyayı koyacağım. Aslında ben bu işlemi vanilyayı, şekeri kaynamaya yakın koyuyorum. Normalde tarifler şey yapıyorlar. Mesela şimdi süt koydum ya, hemen peşine vanilya, şekeri koyuyorlar. Kaynadıktan sonra pirinç unu ilave ediyorlar. Bu hazır paketli pirinç unları. Bunlar böyle beşli olarak satılıyor kutunun içinde. Bunları Timur'a mama yapmak için almıştım. Ama Timur tabii ki bunları sevmedi. O yüzden ben de bunları sütlaç için kullanıyorum. Böyle bir paketini 1 litre süt için kullanıyorsunuz. Burada yaklaşık 2-3 yemek kaşığı var. Zaten 1 litre ölçüde de 3 yemek kaşığı buğday nişastası ya da pirinç unu koyuyorsunuz. Bunu da birazdan sizlerle beraber soğuk sütle açarak koyacağız. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Arada bir karıştıracağım. Kaynamasına yakın vanilyamı, şekerimi de ekleyeceğim. Ondan sonra peşine pirinç unu ve beraber devam edeceğiz. Sonra fırına girecekler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kasenin içine pirinç unu koyuyorum. Eğer sizde pirinç unu yoksa buğday unu da koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı. Bu zaten 3 yemek kaşığına tekabül ediyor. Bunlardan 2 tane koyacağım. Efendim anneciğim. Efendim aşkım. Şöyle ikinci paketi de ilave ediyorum. Daha sonra hemen hemen 1 su bardağı süt koyuyorum. Soğuk süt olacak arkadaşlar. Şöyle bir koyup karıştırayım. Topaklanabilir ama problem değil. Açılıyor zaten. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha süt koyuyorum. Azar azar ekliyorum. Yani hiç problem değil bunun kıvamının nasıl olduğu. Böyle ilk başta böyle taşlaşıyor gibi oluyor ama alçı gibi oluyor. Problem değil. Yavaş yavaş açılıyor. Arkadaşlar güzelce karıştırdım, gördünüz. Burada önemli olan iki ölçü yaptığım için bu kadar fazla. Yani şu şekilde kıvamı olacak. Alçı gibi, sulu bir alçı olarak düşünün. Sütümüz kaynamaya başladığında bunu ilave edeceğiz. Ve bu da sütlacın kıvam almasına yardımcı olacak. Şimdi bunu da şöyle bir kenara koyuyorum ve bu da hazır. Kızlar şöyle arada bir karıştırıyorum dibi tutmasın. Şöyle hafif bir dibi tutmaya yakın olmuş zaten. Şöyle arada bir karıştırın. Kızlar ben de mikrodalgada şöyle biraz süt ısıttım. Timur'a cici bebe yapacağım. Timur diğer markanınkini beğenmedi. Onu çok seviyor. Kadar şöyle karnı tok olsun. Hepsini de yemeyecek ama gene de yapmış olacağım. Hemen bir kaşık alıyorum. Şöyle karıştırayım. Biliyorsunuz Timur devam sütü falan içmiyor.
O yüzden sürekli de emdiği için bu diş vesilesiyle karnı aç, yemek yemeyi, iki kaşık bir şey yiyip bırakıyor. Ben de şansımı cicibebeden yana kullanmak istiyorum. Hani tok tutsun onu, rahat uykuya dalsın diye. Çünkü yeni de banyo yaptı. Rahat rahat uyur diye düşünüyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi gidip bunu Timur'a yedireceğim. Kızlar gördüğünüz gibi sütüm bayağı bir kaynadı. Şimdi ben hemen şöyle birinci su bardağımı koyuyorum. Şöyle eski ölçülerde su bardağı kullanıyorum. Tekrar edeyim. Normalde 2 su bardağı konuluyor. Şöyle bir karıştırayım. Ben 1,5'tan biraz fazla koyacağım. 1 su bardağından 2 parmak az koyuyorum. Çünkü öbür türlü biraz daha fazla tatlı oluyor diye düşünüyorum. Bizim damak zevkimize uygun bu. Ama siz biraz daha şekerli seviyorsanız arttırıp azaltabilirsiniz de. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Size de göstereyim. Tiyoşum yanıma geldi. Az önce çizgi film izliyorduk beraber. Beni çağırıyor. Şunu yapayım anneciğim. Hemen gidelim. Şöyle karıştırıyorum. İki ölçü yaptığım için 2 paket şekerli vanilin koyuyorum. Çünkü her şeyi 2 ölçüde yaptım. Şöyle bunu da bir karıştırıyorum. Daha sonra biraz daha kaynayacak. Şöyle bir 5-10 dakika kaynatacağım. Şekerli özleşsin pirinç süt diye. Sonra da pirinç ununu ilave edeceğim. Bir taşım da öyle kaynatacağım ve tamamdır. Kızlar hemen şöyle size kenara koydum. Ay, küçük tripodum yok. Siz şuradaki yansımadan görün. Şöyle bir karıştırıyorum. Çünkü bekledikçe şey yapıyor. Şimdi sütlacım kaynadı. Vanilini koydum, şekerimi koydum. Bir taşım kaynattım. Şimdi hemen unumu açıyorum ve yavaş yavaş ekliyorum. Şöyle hepsini sıyırdım güzelce. Şimdi bir güzel pirinç ununu koydum. Şimdi onu güzelce karıştırıyorum. Ve şöyle 1-2 taşım kaynadıktan sonra güveç kaplarıma sütlacımı yerleştireceğim. Şimdi hemen fırınımı 200 derece ayarladım. Şöyle 20 dakika yaptım ve alt üst yaptım ama sadece üst yapmanız da olur. Biraz ısınsın. Ondan sonra hemen sütlacımı güveçlere yerleştirmeye başlıyorum. Şöyle güveç kaplarımı hazırladım. Benim bir tanesi kırıldı. O yüzden 5 tane koyabildim. Kalanlarını da normal kaselere koyacağım. Biraz fazla yaptığım için hem bizleriz hem misafirlerimiz hem de birkaç tanesini de komşuma götürmüş olurum. Şöyle dibi tutmaya başlamış. Biraz geç kalmışım. Fazla kaynatıyorum ki sütün de suyu biraz buharlaşsın diye. Altındaki biraz yapıştı ya az bir şey. Onu da kaldırmadan karıştırıyorum ki böyle yanık yukarı çıkmasın. Çok az bir şey zaten sesten anlıyorsunuzdur. Birazcık daha kaynasın. Ondan sonra tamamdır. Sütlacım pişti. Şöyle iç sıcağına çıkmasını bekledim. Karıştırıyorum güzelce. Bayağı böyle bol pirinçli güzel bir sütlaç oldu. Şimdi kaseleri alıyorum. Eğer şöyle alttan bir havluyla tutarsanız çok iyi olur. Çünkü güveç hemen ısınıyor. Şöyle koyuyorum. Evet anneciğim. Evet anne sütlaç yapıyor aşkım. Efendim anneciğim. Efendim anneciğim.
yok annem. Hemen alacağım seni bebeğim. Bak bitti. Gördüğünüz gibi sütlaçlarımın hepsini doldurdum. Şimdi bunları bir güzel fırına veriyorum. Fırına verirken de hemen şöyle yarısına kadar su ekliyorum. Bunu bu şekilde fırının en üst tarafına ilerletiyorum ve kapağını kapatıyorum. Üstü kızarıncaya kadar bekliyorum. O sırada ben de tabii ki kalan bayağı bir sütlaç var. Hemen kalan sütlaçlar için kasede çıkartayım. Bunları hemen gösteriyorum. Bunlar da fazladan çıkan kaselerim. 7 tane kase çıktı. Bunlar tabii ölçüleri biraz daha büyük. 5 tane de şey çıktı. Hemen toplam 12 tane 2 kilosundan şey çıkmış oldu. Kase çıkmış oldu. Yani zaten litresinden 6 tane çıkıyor. Şöyle fındıklarımı da hazırlamıştım. Hemen gelin bakalım beraber son durumları ne? Üstleri daha kızarmamış. Timur da az önce bunları söktü. Babası da şimdi onları yapmaya çalışacak. Şunu bari alma. Timur ne zaman uyumayı düşünüyorsun? Çok tatlısınız Tüy Bey. Mus mama. Evet kızlar görmüş olduğunuz gibi fırında sütlaçlarım hazır. Bol fındıklı. Şöyle bir güzel de süsledim. Sizlere gösterebilmek için. Şimdi güzelce fotoğrafını da çekeceğim. Umarım çok beğenirler. Şimdiden afiyet olsun. Çayımı da hazırladım. Arkadaşlarımız birazdan gelecek. Sütlaçlarımızı yiyeceğiz. Yarın Kübra'ya gideceğim ben. Öyle bir konuştuk. Son dakika bir karar aldık. O yüzden çantamı hazırlayacağım yatmadan. Ve yarın ona gideceğim. Mutfak toplu, ev toplu. Yatmadan birkaç kıyafetim var. Onu katlayabilirsem katlarım. Katlamasam çok zorlamayacağım kendimi. Misafirlerimiz geldi. Ben bir kapıyı açayım.